Gündem Özel'den hepinize merhabalar. Bugün yine seçimleri konuşacağız. Zira seçimlere sadece 17 gün kaldı. Başta 3 büyük şehir olmak üzere genel çerçevede anketler, kamuoyu araştırmaları, haber bültenlerinde zaten karşınıza çıkıyor. Ancak seçmenlerin davranışı, Millet İttifakı'nın ve iktidarın kurduğu ortaklıklar çerçevesinde nasıl argümanlar kullandıklarının analizini yapacağız. Kimle birlikte? Doçent Doktor Burak Şop, siyaset bilimci bizlerle birlikte bugün stüdyo konuğumuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kısıtlı bir süre var tabii ki, seçim maratonu mitinglere gir çık yapıyoruz. Bugün itibariyle seçimlerin artık son virajı. Neden? 17 gün kaldı. Başta da söylediğimiz gibi. Ve bu 17 gün içerisinde en çok tartışılan konu belki de iktidarın argümanları olacak gibi görünüyor. Bir yandan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın mitinglerde kendini daha sık göstermesi adayların biraz daha gölgede kalmasına neden oldu. Bu bilinçli bir tercih midir? Birazdan onu soracağız. Ama ezan ve ıslık tartışmaları, suçlamaları üzerinden hemen her gün bambaşka bir suçlamayla karşı karşıya kalıyor Millet İttifakı. Bu yönüyle iktidarın argümanlarını soracağız. İktidarın argümanlarını sorarken de birkaç görsel eşliğinde sormak istiyorum bunları Burak Şop'a. Birincisi Uykusuz Dergisi'nin bu haftaki kapağı. Arkadaşlarımız ekranlara getiriyor. 2018'in 4. çeyreğinde ekonomide %3 küçülme yaşandı. Ama biz bu hafta boyunca bunu değil, başka bir şeyi konuştuk. Ezanın ıslıklandığına yönelik iddialar, daha sonra farklı videolar ortaya çıkmasına rağmen bu iddiaların sürdürülmesini konuştuk. Buna karşı yapılan savunmalar derken gündem bir anda bu oldu. Uykusuz da bunu kapağına taşımış. Ezanı mı protesto ediyorsun diye bir vatandaş ötekine soruyor. Öteki de yok abi, midem gurulduyor diyor. Burada tabii vatandaşın ekonominin haline de bir vurgu var Tanzim Satışlar çerçevesinde. Önemli bir kapak Uykusuz'un bu kapağı. Bununla başlayalım. Belki de ekonomik gerçeklikleri konuşturmam adına, iktidar adına söylüyorum tabii bunu tırnak içinde, doğru argümanlarla bir anda gündem değiştirilebiliyor. Ezan tartışmasında bir anlamda böyleydi. Biz yayına girmeden dakikalar önce Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan da İstiklal Caddesi'nde işte bir işgal hamlesidir bu gibi ifadeler kullandı. İktidarın bu argümanlarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Tabii dediğiniz gibi hedef çok açık. Ekonominin konuşturulmaması, hayat pahalılığının konuşturulmaması. Şimdi tabii iktidarın elindeki gücü, medya gücünde dikkat alırsak, yani çeşitli hesaplamalara göre Türkiye'de medyanın kabaca %90 ila 95'inin doğrudan iktidar kontrolünde olduğu söyleniyor. Bunu biliyoruz. İktidarın istediği herhangi bir konuyu gündemleştirme imkanı var. Yani istediği konuyu gündemleştirebilir, gündemi onunla işgal edebilir. Bunu başarmasının önünde bir engel yok. Muhalefetin bir konunun gündemleştirilmesine engel olma şansı sınırlı ama başka konuları gündeme sokma potansiyeli daha yüksek. Şimdi programın başında bir ifadede bulunduğunuz iddiaların sürdürüldüğünden, yani zaten iddialar ki çok zorlama iddialar ve bunu tabii bu iddiaları ortaya atanlar da biliyor. Dolayısıyla iddialar aslında sürdürülmüyor, iddialar sündürülüyor. Yani bu doğru tabir, bu sündürme ve bu sündürme artık kimi iktidar temsilcisi, siyasetçilerin bir kısmı biraz çaptan düşmüş siyasetçiler, bir kısmı da diyelim ki iktidarı destekleyen köşe yazarları vesaire. Onların bile tepkilerini çeken, yani artık tamam bu kadar da abartmayalım, bu kadar da fazla sündürmeyelim manasına gelen çıkışları olduğunu gördük. Benim şu ana kadarki gözlemim şu. Gözlem diyorum, altını çiziyorum çünkü elimde bir veri yok. Ben bir kamuoyu araştırmacısı değilim. Sürekli çok taze, çok güncel kamuoyu araştırmaları da önüme geliyor değil. Ama geçmiş yıllardaki bir takım başka sandık konan durumlar, yani referandum gibi, genel seçim gibi kimi vakalara göre bu manipülasyonların, bu gündem manipülasyonlarının geçmiş yıllardaki kadar sonuç vermediğini gözlemliyorum. Yani artık memlekette hayat pahalılığı, geçim zorluğu, işsizlik o kadar yüksek bir yoğunluk gösteriyor ki AKP kitlesinde de bunun eskisi kadar karşılık bulamadığını düşünüyorum. Ve hatta şöyle bir şey var, şunu da söyleyeyim. Bir bakıma ters de tepebilir bu taktik. Yani bakın çok çeşitli manipülasyon ve bu manipülasyonları sündürme örnekleri görüyoruz. İşte ezan tartışması, bunun bir parçası. İşte falanca kişi şunu söylemiş. İşte bir Cumhuriyet Halk Partisi'nin Bart milletvekili var, genç bir milletvekili, genç bir arkadaşımız ve çok çalışkan bir milletvekili. İşte resmen söylediği söze takla attırılarak, cımbızlanarak bambaşka, yani söylediğinin tam tersi istikamette
sözler atfediliyor ona ve bunun gibi çok zorlama işler yapılıyor. Ben bu gibi çabaların, özellikle de bu ezan manipülasyonu da burada çok önemli. Bu gibi manipülasyonların AKP karşıtı seçmeni, muhalif seçmeni konsolide edip daha da sandığa gitmeyi teşvik edeceğini düşünüyorum. Ters yani, etki yaratacak yani. Yani ters etki şöyle, hani kendi seçmenleri adına üzerinde olumsuz bir etki yaratmaz. En fazla kayıtsızlık etkisi yaratabilir. Ama muhalif seçmeni mobilize eden ve onların sandığa gitmesini teşvik eden bir sonuç yaratacak gibi görünüyor. Çünkü biliyorsunuz 24 Haziran'dan sonra hepimiz yaşadık. Muhalefet saflarındaki Türkiye'deki kabaca hadi iki seçmenden biri, muhalif seçmen. Şimdi iki, yani %50'nin de üzerine çıkacak gibi görünüyor. Bu insanlarda, bu kesimde çok geniş bir yılgınlık ve demoralizasyon yaşandı 24 Haziran'dan sonra. Yani bakın bu seçim satım haline girmemize rağmen, yani bu yerel seçim satım haline girmemize rağmen hala şu tür söylemlere rastlıyorduk. Oy vermeyeceğim, sandığa gitmeyeceğim, ne anlamı var? Artık bunların gitgide azaldığını, yani yok olma noktasına geldiğini görüyorum ve bu tür manipülasyonlar, ezan konulu, ezan ve onun kadar zorlama manipülasyonların da gerçekten muhalif seçmeni yeniden canlandırıp sandığa gitmesini teşvik ettiğini düşünüyorum. Dolayısıyla biraz can haliyle, telaşla seçime bir aydan az bir zaman kala girişilen bu hamlelerin, aceleyle yapılan bu hamlelerin istenen sonucu vermeyebileceğini tahmin ediyorum. Şimdi adaylar çerçevesinde de bir sorum olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan özellikle son 3-4 hafta, bir ay çerçevesinde diyelim, adaylardan çok daha fazla görünür, kendisi ön plana çıkıyor, görünür evet, olmaya başladı. Evet, doğru. Mitinglerini sıklaştırdı. Ankara'da ilçe ilçe geziyor. Keza İstanbul ve başka noktalarda da miting programlarını tasarlandığını biliyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın bir anlamda adaylığı oylanacakmış gibi bir hava da estiriliyor. Bu ona çevirmeye, ona çevirmeye çalışıyorlar. Çünkü Tayyip Erdoğan'ın kanaati, ki yanlış bir kanaat değil, kendi oyu partisinin oyunun önünde. Partisinden daha popüler bir isim, rakamlar ortada. Kendisini oylattırmayı başarabilir evet, mi? Yani kendi, bunu sormak istiyorum. Şunu düşünüyorum, ben kendimi oylattırmayı başarırsam çeşitli sebeplerden ötürü iktidara karşı mesafe, arasında mesafe oluşmuş, iktidara karşı soğukluk hisseden, kimi belediye başkanlarından ve adaylarından memnun olmayan seçmenler beni gördükleri zaman gene sandığa gidebilirler gibi bir hesap var. Fakat burada da şöyle bir zorluk var Can Bey. Bir kere seçmen, yani bunun net son tahlilde bir belediye seçimi olduğunu farkında. İktidar değişmeyecek bunu. Seçmen de biliyor, AKP seçmeni de biliyor bunu. Erdoğan'ın kendini öne koyması, ismini ön plana koyup olayı bir plebisite çevirmeye çalışması ya da işte bu ezan tartışmasında gördüğümüz gibi bir takım manipülasyonlar, gündem manipülasyonları, hatırlayalım 2 yıl önce referandumdan önce bazı AB ülkeleriyle yaşanan sürtüşme. Oraya gidip miting yapmak istediler. Hollanda, Almanya gibi ülkeler izin vermedi. Vay işte bakın Batı bize düşman, biz işte Batılılara karşı bir dava güdüyoruz gibi bir söylem. Kendi seçmenini kemikleştirme tamam adına. Şimdi bu tür manipülasyonlar mesela referandumdan önce daha çok işe yarar. Çünkü referandum %50+1'i kazananın kazandığı bir seçimdir. Tüm Türkiye'de herkes aynı konu için oy verir. Bütün Türkiye'de bütün seçmenler iki seçenekten birine mühür basar. Veya Cumhurbaşkanlığı seçimi yurt genelindedir. Toplam 6 aday vardı. 50 milyon seçmen 6 kişiye oy verdi. Ve yurt genelinde %50+1'i alan kazanır. Şimdi referandum gibi, genel seçim gibi, Cumhurbaşkanlığı seçimi gibi vakalarda gündem manipülasyonu daha sonuç vermeye yatkın. Ama yerel seçimde bu tür ulusal gündem manipülasyonunun yerelde karşılık bulması biraz daha zor. Çünkü yerelde her şeye rağmen seçmen bir, iktidarın değişmeyeceği bilinciyle hareket ediyor. İki, adaylara bakıyor. Adaylara bakıyor yani, bu çok basit. Şunu da belirtmek lazım. Yine Erdoğan'ın olayı ben ve onlar noktasına getirmeye çalışması ve kendi seçmeni kemikleştirme çabalarının önemli bir boyutu da CHP ve HDP'yi birlikte gösterip bunun dışında kalan bütün bir parti kitlesini, seçmen kitlesini onun karşısında konumlandırma çabası var. Bu da bir demagoji, bu da manipülatif bir söylem. Bu söylemin de ardında yatan hesap şu: CHP, HDP oylarını toplasanız kabaca %35 eder. %65'lik de sağ görüşlü bir seçmen var diyelim. Gerçi tabii HDP seçmeninin bir kısmı da muhafazakar ama bu geleneksel Türkiye'nin 35'e 65, %40'a 60'lık falan o oranı tutar. Oranını tutar bu. Dolayısıyla ben de bu oran üzerinden belediye başkanlığı, yerel seçimde başarılı olurum gibi bir hesap var. Ama bu da çok zor.
Çünkü karşısında İYİ Parti var. Karşısında Saadet Partisi var. Ve yanında yer alan MHP'nin bile seçmeninin bir kısmının kim yerlerdeki AKP adaylarına oy vermeyeceği ve kim yerlerdeki MHP adaylarında bazı AKP seçmenin oy vermeyeceği muhakkak. Dolayısıyla bu %35-65'lik bir ikilik yaratma manipülasyonun da sonuç verme olasılığı düşük. Bütün bunlar AKP'nin ve Erdoğan'ın karşı karşıya bulunduğu zorluklar. Bir diğer sebebi de tabii kendisini çok ön plana çıkarmasının şu Can Bey. Türkiye'de AKP'ye oy vermeye devam eden veya AKP'den tam anlamıyla kopmamakta ısrar eden fakat gidişattan rahatsız milyonlarca seçmendeki genel eğilim ülkedeki olumsuzluklardan daha böyle alt düzey yetkilileri sorumlu tutmak ama bir türlü en tepedeki kişi yani Tayyip Erdoğan'ı ve AKP iktidarını sorumlu tutmaktan kaçınma eğilimi var. Artık bu eğilimde sonuna gelindi, onu da söyleyeyim. Şimdi AKP'nin belediye başkanları bu bakımdan bir benzetme yerinde olacaksa şöyle söyleyeyim. Satrançtaki piyonlar gibi gözden çıkarılmaya daha yatkın isimler. Yani biliyorsunuz işte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı istifa ettirildi. Ankara Belediye Başkanı, Balıkesir Belediye Başkanı istifa ettirildi. Bursa istifa ettirildi. Dolayısıyla yani Türkiye'de AKP'nin hiçbir yetkilisi, hiçbir milletvekili, parti yöneticisi, hiçbir belediye başkanı Tayyip Erdoğan kadar haliyle sevilen ve itibar gören, popüler olan isimler değil. Çok daha kolaylıkla gözden çıkarılabiliyorlar. Kimi yerlerde AKP'nin ayağında yük, sırtındaki yük oluyorlar. Bu yüzden de yani tabii ikinci bir adam yok Adalet ve Kalkınma Partisi'nde. Vizyona koyacaklar. İkinci bir adam yok. Pek çok kişi, tamam illaki popüler ve sevilen isimler de var. Ama en az onlar kadar partiye ayak bağı olan, partinin oyunu belki aşağı çekecek insanlar da var. Erdoğan'ın kendini ön plana koyması az önce söylediklerime ek olarak bir de böyle bir işleve hizmet ediyor. Son 5 dakikaya giriyoruz. Millet İttifakı'nın stratejilerini sormak istiyorum. Özellikle de 3 büyük şehir kapsamında. Bir anda bakıyoruz Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu ve Tunç Soyer. İzmir'de ciddi bir fark oldu. Birçok kamuoyu araştırmacısının anketinde ortaya çıktı. Ankara'da keza Mansur Yavaş'ın farkı açtığı konuşuluyor. İstanbul'da baş başa bir yarış olduğu konuşuluyor. Sizin değerlendirmeniz nasıl? Evet, katılıyorum. Yani öyle göründüğü anlaşılıyor zaten. Yani meydanlara bakıldığı zaman toplumun nabzını tutmaya çalıştığınızda da bunu görüyorsunuz. Muhtemeldir ki İstanbul'daki fark eğer kapanmadıysa hala 31 Mart'a doğru iyice kapanacaktır. Ve belki Sayın İmamoğlu, Sayın Yıldırım'ın önüne de geçecektir. Bu da ciddi bir olasılık. Ben burada şöyle görüyorum, doğru bir taktik uyguluyor genel olarak Millet İttifakı adayları, yani hem CHP hem İYİ Parti. Seçimin genelleşmemesi, aşırı politize olmaması, toplumsal ayrımların, toplumsal fayatlarının tetiklenmemesi ve bir genel seçim atmosferine bürünmemesi. Muhalefet başarılı olacaksa bu devam ettirebildiği müddetçe başarılı olacak. Benim görebildiğim kadarıyla muhalefet büyük oranda buna sadık. Yani genel polemiklere, ülkenin ulusal siyasetine dair polemiklere, bildiğimiz geleneksel ayrım hatlarına çok fazla değinmeyen, dokunmayan bir söylem. Seçimin genel seçim haline getirilmemesi ve kapsayıcı bir söylem. Bakın bu kapsayıcı söylem, bu ılımlı, umut veren, güler yüzlü söylem referandum döneminde 2 yıl önce her ne kadar en sonunda yine AKP o referandumda kendi tabanını konsolide etmeyi başarmış olsa da işe yaradı. Yani çok ciddi bir AKP'li seçmen kitlesi 2 yıl önce hayır oyu verdi. Çok ciddi bir kitle. Örneğin İstanbul'dan hayır çıktı. Evet, yani evet, İstanbul'dan, Ankara'dan. Şimdi bu yerel seçimde de yine oraya doğru bir gidişat var. Muhalefetin kalan önümüzdeki son kritik 3 haftaya yakın sürede de yerel seçimi genel seçim havasına sokmaması gerekiyor. Bakın 2014'te 5 yıl önce bu meşhur işte yolsuzluklara dair tapelerin ortaya saçıldığı dönemde yerel seçim 2014 yerel seçimi bir genel seçim havasına dönüştü. Katılım arttı ve katılımın artması bazı durumlarda muhalefete yarayabilir ama o vakada 2014'te iktidara yaradı. Bir genel seçim havasına gidildi. O zaman CHP, o zamanki MHP'de diline yolsuzlukları çok dolamış bir partiydi. 17-25 Aralık tapelerini çok gündeme getiriyordu. Fakat o genel seçim havasının atmosferine bürününce AKP kitlesi tamamen hiç fire vermeden konsolide oldu. Ve elindeki belli başlı belediyeleri tutmayı başardı AKP. Şimdi bu seçimde yani bu yine bir
aşırı politizasyon ve genel seçim havasına girilmezse eğer katılımın düşük olacağını, Türkiye koşullarında düşük olacağını bekliyorum. Yani %83-85 gibi, 85 bazı seçimlerde 87'ye ulaştı. Onun yerine 80'lere doğru, %80 mertebesine doğru bir katılım olabileceğini ve sandıkta uzak duracak kitlenin en büyük kısmının da küskün AKP kitlesi olacağını düşünüyorum. Bana sorarsanız AKP yetkilileri, başta Erdoğan, kendilerine oy vermeyecek seçmeni ikna etmekten ziyade bu tür gündem manipülasyonlarıyla, ezan manipülasyonlarıyla vesaire sandığa gitmek istemeyen, sandığa gitmekte isteksiz seçmenin sandığa taşımaya çalışıyor. O zaman muhalefetin de şunu yapması gerekiyor. Sandığa gitmekte isteksiz AKP seçmenini artık bugünden yarına ikna etmek çok kolay değil ama memleketteki genel yoksulluk sorununu, hayat pahalılığını, ekonominin ve Türkiye'nin kötü yönetiliyor olması gibi konuları gündeme getirerek, yani bir yandan umut veren pozitif kampanya ama bir yandan da olumsuzlukları sürekli hatırlatmak. Evet. Bunu yaparak sandığa mesafeli AKP seçmeninin sandığa gitmesine engel olunabilir. Ki zaten koşullar da bu seçmen kitlesinin sandıktan uzak durması yönünde. Yani bu manipülasyonların da bu bağlamda çok işe yaradığını düşünmüyorum. Peki Burak, çok çok teşekkürler. Siyaset bilimci doçent Burak Çop'a sorduk sorularımızı. Özellikle yerel seçimler için son 17 güne girdiğimizi programın başında da vurgulamıştık. İktidarın argümanları, Millet İttifakı'nın stratejileri ve seçmenin tercih refleksinin nasıl olabileceğini sorduk. Yanıtları aldık. Gündem Özel'de yeniden karşınızda olacağız. Hoşçakalın.